Fizik Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuvvet ve hareket ünitesini göreceğiz. Kuvvet ve hareket ünitesinin daha doğrusu birinci kısmını göreceğiz. İlk kısımda hareketle alakalı temel yargıları öğreneceğiz, temel kavramları öğreneceğiz ve ikinci kısımda da kuvvet konusunu işleyeceğiz. O daha sonraki videomuzda karşımıza çıkacak. Dilerseniz hızlı bir şekilde içeriğimize bir göz atalım. Neler öğrenecekmişiz bugün? Bugün hareket çeşitlerine bakacağız. Sonrasında konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını öğrendikten sonra düzgün doğrusal hareketi öğreneceğiz ve bunun grafiklerini yorumlayacağız arkadaşlar. Ortalama hız kavramına bakacağız. Tabi yanında hemen bir de ortalama sürat kavramına bakacağız burada. Sonrasında ivme ve en sonda referans noktasına göre hareket deyip hareketin farklı referans sistemlerinde farklı olarak algılanabileceğinin altını çizip konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ama dilerseniz öncesinde ödevlendirmemizi bir yapalım. Neler görmemiz gerekiyor? Nereleri çözmemiz gerekiyor? Konu anlatımlı soru bankamızı aldık. Kuvvet ve hareket ünitesi neredeymiş? Hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. 66. sayfadan başlıyoruz arkadaşlar. Ta ki referans noktasına göre hareket yani 84. sayfaya kadar devam edecekmişiz. Şöyle 63 3 seferde buldum. Hareket çeşitlerinden başlıyor testlerimiz. Öncesinde özetimiz mevcut her zaman olduğu gibi. Sonrasında da sorularımız var. Sorularda takıldığın yer olunca ne yapıyorsun? Tats uygulaması yanında kare kodu okutup videolu çözüme ulaşıyorsun. Ta devam edeceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Referans noktasına göre hareket bayağı da soru varmış ya. Uf, kuvvet kavramı geçtik. Yok çok geldik. 89. sayfadaki 11 numaralı soruya kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizden önce muhakkak çözmüş olun ki iyice otursun hareket kavramları. Haydi hemen dersimize başlayalım. Hareket çeşitlerine başlıyoruz. Neymiş hareket çeşitleri? Cisimlerin aslında hareket çeşitlerinden önce hareket ne ya? Bir önce onu bir tanımlamamız lazım. Cisimlerin zaman içerisinde konumlarının değişmesine hareket diyoruz arkadaşlar. Konumlarının değişmesi. Düz bir doğrultu üzerinde cismin üzerindeki bütün noktaların eşit miktarda ilerlediği hareket türüne yani şöyle olduğu gibi arkadaşlar cismin üzerindeki bütün noktalar eşit miktarda hareket etmişse bu biz bu tip harekete öteleme hareketi diyoruz. ÖTLEM. Sabit bir eksen etrafında dolanma şeklinde olan harekete şuradaki gibi sabit bir ekseni var merkezinden geçmiş hatta bu eksen sabit eksen etrafında dönme hareketi diyoruz arkadaşlar buna da dönme hareketi yazdım buraya. İki nokta arasında gidip gelme hareketine ise arkadaşlar titreşim adı veriyoruz, titreşim hareketi diyoruz buna da. Şimdi burada önemli bir ayrım noktası var arkadaşlar, öteleme ve titreşimde özellikle titreşimde cismin gidip gidip gelmesi lazım, yani bir hareket etmesi lazım. Ötelemede bu yok, ötelemede gidiyor ve gittiği yerde kalıyor. Ha Sonradan dönebilir ama süreklilik arz etmesi lazım titreşim diyebilmemiz için dedik ve. Geçtik diğer sayfamıza. Hmm cisimler bu hareketlerin bazılarını birlikte de yapabiliyormuş. Neymiş bu hareket? Mesela bir tekerleğin hareketi hem öteleme hareketi yaparken hem de titreşim hareketi yapabiliyormuş. Veya bungee jumping yapan bir adam hem öteleme hareketi yapıyor, bir de tabii aşağı indikten sonra böyle inme çıkma şekli e, inme çıkma hareketi yaptığı için ona da titreşim diyoruz. Sonrasında lunaparklarda gördüğümüz bu gondol muydu adı neydi? Hem dönme hareketi yapıyor. Böyle hem dönme hareketi yapıyor hem de titreşim hareketi yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü ne yapıyor? Sabit bir eksen etrafında gidip geliyor ve açısal bir hareket yaptığı için de dönme hareketi yaptığını söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bunu bir örnekle pekiştirelim. Aşağıda verilen hareket türlerini sınıflandırınız. Bakalım neler varmış örneklerimizde. Futbol topuyla şut çekilmesi. Arkadaşlar futbol topuyla şut çekilmesinde aslında iki farklı durum olabilir. Nedir bu? Top dönmeden ilerliyor olabilir veya dönerek ilerliyor olabilir. O yüzden biz ikisini de yapalım. Topa vurduğumuz zaman eğer fal solu vurmuşsak hem dönme hareketi yapacak hem de öteleme hareketi yapacak diyebiliriz. Nota vurulan sazın tellerinin hareketi. Saz telinin hareketi arkadaşlar bir eksen etrafında gidip gelme şeklinde olduğu için titreşim hareketi sınıfına giriyor. Gezegenlerin hareketi. Gezegenlerde de yine arkadaşlar iki farklı tür hareket var. Gezegenler bir kendi eksenler etrafında dönme hareketi yapıyorlar. Bir de arkadaşlar ilerledikleri için öteleme hareketi de yaptığını söylememiz mümkündür. YouTube videolarında ilerleme çubuğunun hareketi. Şuradaki hareket ilerleme çubuğuymuş bunun adı. Ben de yeni öğrendim. İlerleme çubuğu arkadaşlar ne yapıyor? Öteleme hareketi yapıyor. Hocam peki ben bu hareketi titreşimde yaptırabilir miyim? Tabii ki yaptırabilirsin. Ne yaparsın? Dersi anlamadıysan tekrara basarsın. O alır başa bir daha gider. Alır başa bir daha gider. Sabit bir eksen etrafında gidip gelme olursa titreşimde diyebilirsin. Ben şimdilik işaret koymayacağım ama böyle düşüncelerde karşınıza... Çıkabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Sarkaçlı saatlerdeki dede saati diye de geçer bu. Sarkaçlı saatlerdeki sarkacın hareketi ne yapıyor? Aynı gondolda olduğu gibi bir gidip gelme hareketi yapıyor. Hem de dönme hareketi de var arkadaşlar burada. Hem titreşim hareketi yapıyor gidip geldiği için hem de ufak da olsa bir dönme hareketi yaptığını söyleyebiliriz bunun. Luna Park'taki dönme dolapların hareketi demiş. Dönme dolap zaten alı üzerinde dönüyor arkadaşlar. Dönüyor döndüğü için de hareket türüne dönme hareketi dedik. Ve hız kaybetmeden devam ediyoruz. Kavramlarımızı öğrenmeye. Bu arada her başlığa bunu yazdım. Konum alınan yol yer değiştirme sürat diye ama her bir başlığın altında farklı kavramları öğreneceğiz. Buna da dikkat edin. Yani sürekli aynı yeri anlatıyorum sanmayın tamam mı? Ee, hareketi tanımlamak için sabit kabul edilen noktaya referans noktası diyoruz arkadaşlar. Bu ileride 11. sınıfta da lazım olacak bize. O yüzden bunu İyi, iyi belleyin böyle referans noktası dedim hareketi tanımlamak için kullanıyorum ben bunu ve sabit kabul ediyorum sabit olmak zorunda değil yani buna da dikkat sabit kabul ediliyor sabit olmak zorunda değil referans noktasından olan yönlü uzaklığa yönlü bir uzaklık tabiri geldi yönlü uzaklığa arkadaşlar biz konum diyoruz konum mesela şuradaki örneğe bir bakalım burada merkezde bir yer var. Tonguç Akademinin merkezi, Tonguç Akademiden böyle yeşil bir okla bir yeri göstermişiz. İşte orada ne diyeceğim ben bu yeşil çizgiye? Konum vektörü diyeceğim. Bir başlangıç noktam var, bir de bitiş noktam var. Daha önce vektörel büyüklükleri tanımlarken kullandığımız vektör kelimesi işte burada geçiyor. Vektörel bir niceliktir arkadaşlar konum vektörü. Bu arada Konum vektörü ile alakalı bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü öğrenciler bunu hep karıştırıyor. Konum vektörünün pozitif ya da negatif olması yön ile ilgilidir. Yani o sayının büyüklüğünü vermez. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eksi 5 diye bir sayı versin bize. Bir de mesela artı 3 diye bir sayı versin. Ben derim ki bu 5 vektörelse eğer bu üçten büyüktür derim. Çünkü eksi benim için yönü ifade ediyor. Hani e, ilkokulda şey vardı ya ilk öğretim diye geçiyor gerçi sanırım artık şey bu absis ordinat koordinat sistemi İşte artı x eksi x diyordunuz ya eksi x sola doğru eksiyi ifade ediyor. Buradaki eksi de aynı bu şekilde arkadaşlar yön ifade ediyor veya artı y Eksi y gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ben burada e, sayının önünde eksi görünce onun küçük bir sayı olduğunu düşünmemeliyim bu vektör ise eğer diğerinden daha büyük bir büyüklüğü ifade ediyor olabilir. Haberiniz olsun, dikkat edin karıştırmayın. Bak pozitif ya da negatif olması dedik büyüklüğüyle değil aslında yönüyle alakalı bir durum şekilde verilen T, N, G ve C noktalarının konum vektörlerini X noktasını referans noktası olacak şekilde çiziniz. Yani benim başlangıç noktam X noktası olacakmış, diğerleri de konum vektörlerim olacakmış. Hemen bakalım, X noktam nerede? Buldum, İşte burada. T noktasını doğru çizersem şöyle. 5 birim yukarı doğru 1 2 3 4 5 birim yukarı doğru 1 bir birim de sola doğru gidecek şekilde bir vektör çizerim ki bu benim T konumumun vektörü olur. Şöyle yazabilirim. X T deyip X'in üzerine ok işareti koyarsam da bunun vektörel bir nicelik olduğunu anlarım. Sonrasında bir N noktam var. Hemen onu da çizeyim. Nasıl gitmiş? Şöyle değişik bir şekilde gitmiş. X başlangıç noktamdan N noktasına doğru çizdim. Bunun içinde ne diyeceğim? X vektörü ama N'nin Böyle böyle farklı isimlerde vermem gerekiyor arkadaşlar karışmaması adına. Sonra G noktası vermiş. x'ten başladım yine G noktasına çizdim. Bu da G'nin konum vektörü oldu. Bir de C noktası verilmiş. C değil o Ç ya. Ç noktası verilmiş. Onun da konum vektörünü çizeyim. Farklı rengim ne var elimde? Şöyle bir turuncu var. Hemen onu aldım. C noktası içinde. C noktası içinde vektörümü çizdim. Bu da X, Ç konum vektörü oldu. Bir başlangıç noktam olacak, bir de bitiş noktam olacak sevgili arkadaşlar. Ha biz burada x'i seçtik ama işte sorularda size başka bir noktayı da seçtirebilirdi. Yani mesela bir yere gideceğiniz zaman adamlar şöyle farklı tarif ediyor. Diyor ki işte falanca parkın yanında diye de tarif eden oluyor. İşte ne bileyim x büfesinin karşısında diye de tarif eden olabiliyor. Orada işte falanca park dediğim ya da x dediğim yer benim aslında neyim? Referans noktam oluyor arkadaşlar. Nereye göre tarif ettiğim önem kazanıyor. Hemen geçtik konum alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarından diğerleri neymiş bakalım? Yönden bağımsız olarak kat edilen mesafenin uzunluğuna. Yol, a yönden bağımsızmışım ya. O zaman bu skaler bir nicelik. Yazmış zaten skaler bir nicelik olup x ile gösterilir. Nedir bu? Alınan yol arkadaşlar. Alınan yol ifadesi benim için skaler bir nicelik ve yönü yok. Yönü yok. Bir de ee, yer değiştirme ifadem var onun neymiş tanımı hemen bakalım bir hareketlinin harekete başladığı yerden hareketini sonlandırdığı yere çizilen en kısa en kısa bakınız ne tanımladı aslında bana hem başladığı noktayı tanımladı hem bittiği noktayı tanımladı sonlandığı yer diyor ya başlangıç noktası var bitiş noktası var ve başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru çiziyormuşum yer değiştirme vektörünü. Bunlar da karıştırılabiliyor ama karıştırmamanız için ayrı bir öyle bir gösterim durumu söz konusu arkadaşlar. Bu da vektör işareti. Vektörel bir nicelik olan yer değiştirmenin üzerinde bir vektör işareti var. Ancak alınan yol ifadesi olan x'in üzerinde yönü belirten bir işaret yok. Skaler niceliklerle vektörel nicelikleri biz bu şekilde birbirinden ayırt ediyoruz. Bir de delta kavramı var. Delta kavramı ileride de yine karşımıza çıkacak. Delta arkadaşlar sondan ilki çıkart demek, farkını al demek. Yani mesela 5. ünitenizde sıcaklık konusunu işlerken delta T diyeceğiz. Diyeceğiz ki T son eksi T ilk yani son sıcaklık eksi ilk sıcaklık şeklinde söyleyeceğiz. Burada da X'in önüne gelmiş. Konum vektörü olan X'in önüne gelmiş. O zaman ne diyor aslında bana? Son konumdan ilk konumu çıkar. T noktasından harekete başladım. Böyle garip bir yörünge izleyip N noktasına geldim. İşte bu kırmızıyla gitmiş olduğum yer arkadaşlar yörünge diye de geçer. X ile ifade ettiğime göre alınan yoldur. Yönden bağımsızdır yörünge. Ama Başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru çizmiş olduğum bu yeşil çizgi en kısa doğru arkadaşlar konum vektörlerinin farkı olan yer değiştirmedir. Bununla ilgili de bir küçük bilgimiz var. Hemen paylaşalım. Bir cismin hareketine başladığı noktaya döndüğünde yani cisim buradan T'den N'ye gitti ya, N'den tekrar T'ye dönseydi ne oluyormuş? Yer değiştirmesi sıfır oluyormuş. Başladığım noktaya dönersem yer değiştirmem sıfır. Ben bunu ilk öğrendiğimde bayağı bir şaşırmıştım. Hocam bana şöyle anlatmıştı, kulakları çındasın beni duyuyorsa. Ee, dedi ki mesela sen gece yatarken böyle pencerenden baktın dışarıya bir tane araba gördün. Sabah da kalktın baktın, araba hala orada. Araba senin, senin için yer değiştirdi mi? Hayır değiştirmedi. Nereden biliyorsun? Belki dedi gece işte e, falanca yere gitti de geldi. Ha, demek ki başladığı noktaya dönüyorsa yer değiştirmem sıfır oluyormuş arkadaşlar. Hareketi gözlemlesem de gözlemlemesem de. Deyip hemen bunu bir soruyla pekiştirelim. Neymiş bu alınan yol ve yer değiştirmenin farkı bir görelim. Tonguç A noktasındaki evinden çıkıp... o A noktasındaki eve bak villada yaşıyormuş Tonguç ya. Tonguç A noktasındaki evinden çıkıp B noktasındaki okuluna gidiyor. Dersleri bittikten sonra C noktasındaki kütüphaneye gidip te derslerini tekrar ediyor. Bak maşallah maşallah. Yapmanız gereken bu zaten. Dersi gününde tekrar etmek arkadaşlar. Tonguç da bunu yapmış. Buna göre Tonguç'un hareketiyle ilgili aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz. Neyle aldığı yol? Yönden bağımsız olarak e, kat edilen mesafe. 800 metre buradan gitti. Daha sonra 600 metre de buradan geldi. C noktasına, kütüphaneye gitti. O halde benim için aldığı yol X ile gösterilmek üzere 800 metre gitmiştim. Sonra... 600 metre daha gittim ve toplam 1400 metre yol aldım. Alınan yolun 1400 metreymiş. Şöyle A diye de yazayım. B seçeneğinde ise yer değiştirmesini soruyordu ve yer değiştirme neydi? En kısa mesafe. Harekete başlanan noktayla bitiş noktası arasındaki en kısa mesafe. A'dan evden çıktım ben. C'ye gittim. Şöyle bir yol izledim yani. İşte burası arkadaşlar delta x ve bu delta x'i biz bulurken genellikle Pisagor teoremini kullanırız. Pisagor ne diyordu? Uzun kenar, aman uzun kenar ne ya? Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Dolayısıyla benim burada bir yön girerek işlem yapmam lazım ya. Şurada ok işareti tam belli olmuyor gibi sanki biraz böyle üzerinden geçeyim. Şöyle A noktasından C noktasına gittiğim zaman ki e, yönlü ifadem ne olacak o zaman? B seçeneğinde de onu yazalım. Delta X'in ama bakın burada vektör işaretini henüz koymuyorum. Çünkü büyüklük hesabı yapacağım. Yönünü sorudan bakacağım. Ee, ...en son vektör işaretini o şekilde koyabilirim. Delta X'in karesi... ...şöyle yaptım. Eşittir. Dik kenarlardan birincisinin karesi... ...800'ün karesi artı... ...600'ün karesi şeklinde gidiyor. Arkadaşlar kısa bir şey de hatırlatayım burada. 3, 4, 5 üçgenini bilirsiniz hepiniz. Bakın 3'ün kaç katı? 200 katı. 4'ün... ...200 katı. O zaman delta X'in de ne olacak? 5'in 200 katı. İşlem yapmadan hemen buraya... ...delta X'in bin metre olduğunu söyleyebilirim. Dikkat! Yer değiştirmem alınan yolundan kısa çıktı. Peki her zaman kısa çıkar mı? Her zaman diyemeyiz ama arkadaşlar eğer böyle iki boyutta bir hareket varsa o zaman kısa çıkar. Tek boyutluysa aynı çıkma ihtimali de var deyip devam edelim diğer kavramlarımıza. Birim zamanda alınan yola Alınan yol neydi? Alınan yol skaler bir nicelikti. Dolayısıyla alınan yoldan gittiğim için yine skaler bir nicelik olan süreti bulurum arkadaşlar. Birim zamanda alınan yola sürat denir ve skaler bir büyüklük olup V harfiyle gösteriyoruz bunu. Böyle kuyruklu bir V hatta. Bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmesi. O yer değiştirme vektörel bir nicelikte. O zaman bulacağım şey de vektörel olacak. Buna da arkadaşlar hız denir. Hız ve süratin böyle bir ayrımı var. Hız vektörel, sürat skaler. Biri V ile gösteriliyor, diğeri V ile gösteriliyor. Hocam aynı şeyi söyledin ama dikkat. Buradaki V'nin üzerinde ne var? Bir şapkası var. Vektör işareti var. Vektörel gösteriyorum arkadaşlar. V ile V'yi bu şekilde ayıracağım. V yazıyorsam Skaler olan sürat V yazıp üzerine ok işareti koyuyorsam vektörel olan hızı anlatmak istiyorumdur. Peki bunu sözel olarak nasıl ifade ederim? Birim zaman ifadesi geçti. Daha önce de konuşmuştuk. Birim bir şeyin önündeyse onu paydaya yazıyorduk. Birim zaman dediği için paydaya yazdık. Geçen zaman diye ve ee, nerede 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 Alınan yol. Alınan yol dediği için onu da paya yazdık. Alınan yol böyle geçen zaman benim için sürat ifadesini vermiş oldu. Yer değiştirmenin zamanı oranı ise bana hızı verdi. Hız vektöreldi. Unutmayalım. Vektörel. Bu ise skaler idi sevgili arkadaşlar. Ve formülsel gösterimlerinde de buna dikkat ederek yapmam lazım. Sürat dedim. X bölü T. X alınan yoldu. T de süreydi. Geçen zamandı. Hızda ise vektörel gösterdim. V'nin vektörel oluşu aynı zamanda delta x'in vektörel olmasından kaynaklanıyordu. Onu da söyleyelim. Yer değiştirmenin zaman oranında hızı veriyor. Aşağıdaki görselimiz ise arkadaşlar bir sürat göstergesidir. Genellikle biz buna hani alışmışızdır. Halk arasında hız göstergesi denir ama hız olabilmesi için yönünün belirtilmesi lazım. Bu cihaz bana yön veriyor olabilir mi? Yön vermiyor. Ben buradan sadece sayısal değerimi görüyorum. Yani neyi görüyorum? Süreti görüyorum arkadaşlar. Dikkat! Arabalardaki şey hız göstergesi değil, sürat göstergesidir. Çünkü bana yön vermiyor. Bakalım bunu nasıl uygulamamız gerekiyormuş. Kocaeli'de yaşayan Furkan bir iş görüşmesi için Ankara'ya 360 kilometrelik yolu 4 saatte geliyor. Eyvallah. Görüşmeye başlamadan önce canı sıkılan ve telefondaki harita uygulamasından bulunduğu yerin evine uzaklığını merak eden Furkan demek ki sıla hasreti çekiyor. İki nokta arasında en kısa mesafenin 300 kilometre olduğunu fark ediyormuş. Hmm. Buna göre süratini ve hızını kilometre bölü saat cinsinden hesaplayınız demiş. Önce sürat. Neydi sürat? Alınan yolun geçen zamanı oranı. Ne kadar yol almış bu adam? 360 kilometre yol almış. Dolayısıyla A'da dedim sürat için V eşittir X bölü T idi. Aldığı yol 360. Geçen sürede 4 saat. bayağı hızlı gelmiş gibi duruyor. 360 bölü 4'ten demek ki hızı 90 kilometre bölü saat imiş sevgili arkadaşlar. Bir de bana hızını kilometre bölü saat cinsinden soruyor. En son bir şey daha diyeceğim. Unutturmayın bana. V eşittir delta x bölü delta t ya da T fark etmez zaman farkı skaler olduğu için delta da de yazsam T de yazsam aynı kapıya çıkıyor zaten. Ne kadarmış en kısa mesafesi 300 kilometre kuş uçuşu mesafe diye de geçiyor arkadaşlar. Bu kuş uçuşu derse en kısa mesafeyi anlamamız gerekiyor. 300 dedim bölü delta temde yine 4 saat 300 bölü 4'ten 150 bölü 2 ne yapar? 75 Kilo metre bölü saat şeklinde çıktı sevgili arkadaşlar. Bu arada hatırlatın demiştim kendi kendime hatırladım zaten. Bazen bize sorularda o birinci ünitede yaptığımız birim çevirmeler vardı ya işte kilometreden metreye e, ne bileyim işte başka hacimler falan da vardı. Bazen burada kilometre verip metre bölü saniye cinsinden de isteyebilir haberiniz olsun çevirmelerde bazen karşımıza geliyor. Diğer bir soru dairesel pistin. T noktasından koşmaya başlayan Tonguç az önce ders çalışıyordu bu çocuk ya. Ne ara koşmaya başladı? 45 saniye sonra N noktasına ulaşıyor. TN çap uzunluğu 270 metre olduğuna göre Tonguç'un süretini ve hızını bulunuz. Burada arkadaşlar bir eksiklik yapmışım. O da şu. T noktasından N noktasına ilk kez ulaşıyor demem lazım aslında. Yarım daire mesafesini kat ederek. Onu unutmuşum. Kusuruma bakmayın. T'den N'ye yarım dairelik bir yolu alıp geliyormuş yani bu. Hemen bakalım e, ee, süretini bulmak için ne lazımdı bana alınan yol lazımdı pi'yi de 3 alın dedi yarım daire şeklinde çemberin normalde çevresi şöyle bulunuyordu 2 çarpı pi çarpı r ama bu yarım çember olduğu için bana ne lazım sadece benim aldığım yol x dersem x dersem pi çarpı r kadarlık bir şey lazım pi'miz bu arada 3 R'miz ne kadar? R'miz de 270 değil arkadaşlar. Bu çap. Bunun yarısı yani 135. Hemen bir çarpayım şuradan. 5 kere 3 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 3, 9, 1 de elde. Onun 0'ı, 3 kere 1, 3. Bir de elde vardı. 405 metrelik bir yol kat etmişim. O halde önce süratini buluyorum. V eşittir dedim. X bölü T. Aldığı yol 405 metre ve toplamda 45 saniyelik bir sürede koşmuş bu mesafeyi bayağı hızlı ya 405 bölü 45 ne yapar? 9 metre bölü saniyelik hızla koşmuş sevgili arkadaşlar Tonguç arkadaşım T noktasından N noktasına bir de bunun hızını istedi bizden hız için ne lazımdı? En kısa mesafe yani harekete başladığı ve bitirdiği noktalar arasındaki mesafe T'den başlamış N'ye de gitmişti. O halde TN arasındaki şu mesafe benim için delta x olacak ki bunu zaten soru verdi bana ne dedi? TN arası 270 metre dedi. O halde hızı da şurada yazalım. V eşittir delta x bölü geçen zaman T. Ne kadardı burası? 270 bölü 45 dedim. 45, 90, 180, 270 bu da o zaman 6 metre bölü saniye şeklinde çıktı. Hızım 6 metre bölü saniye sağ tarafa doğru bakın yönün sorudan bakarak söylüyorum. Burada benim bulduğum aslında büyüklüğü ve sonrasında da süretim ise yarım daire şeklinde gittiğim için 9 metre bölü saniye olarak çıktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir soru daha. Soru bir doğru boyunca yapılan harekete soru değil aslında bu ya bu yanlış olmuş. Bunu çizeyim şöyle. Soru değil arkadaşlar. Burada yeni bir kavram öğreneceğiz. Neymiş bu kavram? Bir doğru boyunca yapılan harekete doğrusal hareket denir. Şöyle yazdım. Doğrusal hareket denir. Eğer bu hareket sabit hızla yapılıyorsa, yani eşit zaman aralıklarında eşit mesafe gidilerek yapılıyorsa arkadaşlar bu sefer düzgün doğrusal düzgün doğrusal hareket diyoruz. Bir doğrusal hareketimiz var. Burada hızım değişebilir. Ama düzgün doğrusal hareket diyorsam eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol gitmem gerekiyormuş. Mesela örneğimize bir bakalım. Sıfır yani kronometreyi çalıştırmaya başladığım an x eşittir sıfır konumundayım. Sonra 10 saniye geçmiş 20 metreye gelmişim. 20 saniye geçmiş 40 metreye gelmişim. 30 saniye geçmiş 60 metreye gelmişim. 40 saniye geçmiş. 80 metreye gelmişim. 50 saniye geçmiş. 100 metreye gelmişim. O zaman hemen bunun bir grafiğini bir görelim. Nasıl bir grafik? Konumu zaman içerisinde şurada olduğu gibi gitmiş. 10 saniyede 20. 20 saniyede 40. Doğrusal bir grafik elde etmişim ben. Bu grafiğin eğimi arkadaşlar bakalım bana neyi verecek. Herhangi bir noktayı almakta tabii ki de özgürüm. Hemen alalım. İlk olarak böyle klasik en üstten böyle kolayca bir bulayım ben. Şuraya alfa dersem en üstteki noktam şurası konumum yani 100. Daha sonra şurası 50. Neydi? Karşı bölü komşu şeklindeydi eğim. Karşıdaki eğim için ne dedim o zaman? Konum. Komşudaki ise T. X bölü T diyebilirim. İlkini hesapladım. Hemen buradan 100 bölü 50'den 2 çıktı. Bir de başka bir yerden bakayım. Bir altına bakalım mesela. 80 metredeyken nereye denk gelmişim? Şurayı işaretledim. Şurası bir de şurası lazım bana. 80 metreyi 40 saniyede almışım. Bir deneyelim. 80 bölü 40. E bu da 2. Yok tatmin olmadım ya. Bir alttakine daha bakmak istiyorum ben. İyice min olayım. Geldim buraya. 60 metre 30 saniye. 60 metre 30 saniye. Ya bu da 2. Hepsi 2. Hepsi 2. En baştakine baksam 20 bölü 10. Bu da 2. Allah Allah bu bana bir şey anlatmaya çalışıyor sanki ya. Grafiğin eğimi sabit arkadaşlar. Bundan dolayı hızım değişmiyor. Eğer hız çizgim bu şekilde sabit bir değerde ilerliyorsa ben buna ne diyormuşum? Düzgün doğrusal hareket. Yani eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda mesafe kat ediyormuşum sevgili arkadaşlar. Hemen bunu bir soruyla pekiştirelim. Grafiği nasıl okuyacağım? Bir hareketliye ait Konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu hareketlinin hız zaman grafiğini çiziniz. Hemen çizelim. İlk başta ne yapacağım? Eğimi bakacağım. Nereye gelmiş konumum? 10 metreye 2 saniyede gelmiş. O zaman ilk baştaki eğimim ona ne diyelim? Eğim 1 mi diyelim? Eğim 1 diyelim. Eğim 1. 10 bölü 2. Benim hızımı veriyordu bu. Süratimi de veriyordur. Sürat diyelim hatta burada konum dediği için aslında. Çünkü yönünü bilmiyorum. Yönsüz bir şey vermiş. O zaman bana neyi veriyordur? Aslında yer değiştirmeyi değil alınan yolu veriyordur. 10 bölü 2'den şöyle V1 diyeyim. 5 metre bölü saniye çıktı. Sonra geldim. Aa, hocam burada eğim yok. Eğim yoksa ne diyeceğim? İkinci kısımda hızım sıfır. Eğim yoksa hız yoktur arkadaşlar. Sürat yoktur. Üçüncü kısımda artık farklı bir renkle başlayalım oraya da. Karışmasın. Şuradan çektim. Eğimi buraya göre bulmam lazım. Ne kadar değişmiş? 10'dan 20'ye. Yani şu uzunluğum arkadaşlar 10. Yataydaki uzunluğum 4'ten 6'ya. O da ne kadar? 2. O halde ikinci eğim V2. O da 10 bölü 2'den A. Bu da yine 5. Metre bölü saniye aynı çıkmak zorunda değildi aynı çıktı denk geldi şanslıymışız kolay soruymuş ne yaptık o zaman ilk kısımda 5 gittim ondan sonra hızım 0 oldu 2 saniye boyunca en son hızım yine 5 oldu çizersem şöyle bir şey çizerim 5 derim böyle yatay çizgide ondan sonra 0 oldu hızım değişmedi. Konumum değişmediği için yani. Sonra tekrardan 5 oldu. Şurayı da şöyle tırtıklı göstereyim. 5, 0, 5 şeklindeymiş arkadaşlar. Bunun hız zaman grafiği. Hız kaybetmeden devam ediyoruz. Ortalama hız diye bir kavram. Ya hocam bu ne? Alınan toplam yolun geçen toplam zamanı oranına biz arkadaşlar yol dedi bakın. Yol diyorsa ne diyeceğim o zaman? Ortalama, ortalama, sürat. Çünkü yol dedi dikkat. Yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamanı oranı neyse ortalama, ortalama hız diyoruz sevgili arkadaşlar. Kavramsal olarak aslında diğerleriyle aynı. Yol bölü zaman diyorsam sürat, yer değiştirme bölü zaman diyorsam hız. Ama burada esas mevzu toplam zaman. Yani ben diyelim ki buradan işte İstanbul'a gideceğim ya da İstanbul'dan başka bir yere gideceğim. Yolda bir yerde mola verdim. O mola süresini de eğer dahil ediyorsam ben ortalama hız ya da ortalama süreti buluyorumdur. Neymiş peki ortalama sürat? Toplam yol bölü toplam zaman ortalama hızda toplam yer değiştirme bölü toplam zaman harekete başladığım an neredeydim bittiğim an neredeyim o şekilde bakmam gerekiyor ve zaman ifadesi burada çok önemli mola süreleri de dahil hemen bunu da bir uygulayalım. Konya'dan Bolu'ya doğru yola çıkan bir otobüs 450 kilometre olan yolu 30 dakikalık bir ihtiyaç molası dahil 5 saatte almıştır. Ben o zaman bu 30 dakikayı ne yapacağım? Süreme dahil edip 5 saatlik zamanı alacağım arkadaşlar. Konya Bolu arası kuş uçuşu mesafe 330 kilometre olduğuna göre otobüsün ortalama süratini ve ortalama hızını bulunuz demiş. Hemen bulalım. Ortalama sürat neydi? V eşittir. Toplam yol. Ne kadardık yol aldım ben? 450 kilometre yol aldım. Kaç saatte aldım bunu? 5 saatte aldım. 450 bölü 5 dersem arkadaşlar otobüsün ortalama süreti 90 kilometre bölü saat olarak çıktı. Kilometre bölü saat cinsinden bulduk. Çeviri yapmadık. Çeviri sormamış gerçi bize. Ortalama hızını da bulun dedi. Hemen onu da bulalım. Ne yapacaktık bu sefer? V eşittir. Toplam yer değiştirme. Kuş uçuşu mesafem 330 imiş sevgili arkadaşlar. 330 yine geçen toplam süre. Yani normalde bu adam 4,5 saatlik bir yolculuk süresi geçirmiş ama yarım saatlik ihtiyaç molasını da alınca 5 saat olmuş. O zaman ben yine buraya 5 yazacağım. 331,5 ne yapar? 66 kilometre bölü saat yapar sevgili arkadaşlar. Ortalama hız ve ortalama sürat kavramları da böyle. Yani aslında kavramsal olarak farklılık yok. Sadece zamanın tamamını dahil etme olayı var burada. Hemen geçtim. Yeşil dalga. Nedir yeşil dalga? Bazı yollarda uygulamaya konulan yeşil dalga sistemi ortalama sürat kavramına göre planlanan bir sistemmiş. Peki nasıl işliyormuş bu? Bir kez kırmızı ışığa yakalandıktan sonra yolda belirtilen sürat değerine uyulduğunda bir daha kırmızı ışığa yakalanmadan yolculuk yapılabiliyormuş bu sistemde. Peki hocam işin özü ne? Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar işin özü kırmızı ışığın süresi aslında. Buraya demiş ki mesela 50 yeşil dalgada yani ben 50 kilometre bölü saat hızla gidersem bir lambadan diğerine gelirken çıkarken yani bu lambanın kırmızısı ne olacakmış? Yeşil ışığa dönecekmiş. Kırmızı yok da elimde şöyle şurası kırmızı diyelim. Ve diyelim ki burası böyle kaç saniye saysın? Atıyorum işte 60 saniyeden geri doğru saymaya başlasın. 60 saniyeden geri doğru sayıyor. Benim hızım da kaç? 50. O zaman 50 çarpı 60 dersem. Gerçi burada kilometre bölü saat cinsinden veriyor ama. Hadi metre bölü saniye cinsinden vermiş gibi düşünelim. Metre bölü saniye olsun. 50 çarpı 60'dan. Demek ki şu ışıkla şu ışık arası 300 metreymiş diyebilirim. Ben burada kırmızı ışığa yakalandım diyelim. Yeşile döndüğüm an burası 60'dan geri saymaya başlıyor ve ben 50 ile gidersem eğer ikinci defa kırmızıya yakalanmıyorum. Neye yakalanıyorum? Yeşile yakalanıyorum. Burada bir tane daha var. Burayı kısa vermişiz gerçi ama mesela burada da yine 50. Bu da diyelim ki bunun kırmızı ışığı. Ortadakinin kırmızı ışığı. Kaç saniye olsun? Eee hemen hemen yarısı gibi 30 saniye olsun. O zaman 30 çarpı 50'den demek ki burası da 150 metre gibi bir şeymiş ki ben burada kırmızıya yakalanırsam yeşile döndüğüm an burası 30'dan geriye saymaya başlıyor. Ve ben de 50 ile eğer yolu almaya devam edersem ben oraya vardığım an kırmızı ışık yeşile dönüyor ve ben dolayısıyla bir kere kırmızı ışığa yakalandıktan sonra bir daha yakalanmıyorum. Bunun bir soruda şeyini görmüştüm arkadaşlar. Çok da hoşuma gitmişti. Kullanım amacı ne peki bunun? Bir araç dur kalk yapmadığı için daha az benzin tüketiyor. Ya da işte dizel yakıt neyse onu daha az tüketiyormuş. Çünkü kalkış anında en çok benzin yakılıyormuş. Bunu azaltıyor ve üstelik ışıklarda artık bekleme süresi olmadığı için zamandan ve paradan tasarruf sağladığına dair bir soru idi. Haberiniz olsun böyle sorularda karşınıza çık. ]abilir. Ne işimize yarayacak bunlar gerçek hayatta? İşte bu işimize yarayabiliyor. Zamandan ve paradan tasarruf edebiliyoruz. Diğer bir kavramımız ise ivme arkadaşlar. İvme kavramı konunun sonlarına geldiğimizi hatırlatıyor bize. Bu arada hemen biz soru bankasında bir görelim nereleri yapmamız lazım sorumuzu çözmeden önce sorumuzu diyorum ama ivme kavramını görmeden önce soru bankamızdan da nereye denk geliyormuş arkadaşlar hemen baktım şuradan Kuvvet ve hareket hareket çeşitleri olan 85'ten başlıyormuş ta nereye kadar ivmeli hareket 101. sayfaya kadar 85 ile 101 arasında kaç oluyor 10'a 17 sayfa mı oluyor 16 sayfa mı oluyor o kadar bir testimiz var bayağı sorumuz varmış ya geldim buraya. Öncesinde tabii ki konuyu kavratmak için basit bir sorumuz oluyor. Bu soruda daha çok böyle kavramsal ifadeler var. Bu soruyu anlayan öğrenci ne yapacak? Diğerlerini takır 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 yapacak. Yapamadı mı? Sıkıntı yok. Ne yapacak? Taats! Hemen kare kodu okutacak ve cevabın videolu çözümüne ulaşacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hareket türleri, düzgün doğrusal hareket, grafik yorumlama, ivme kavramı, ivmeli hareket. Devam devam devam. İvmeli hareketten bayağı bir testimiz var. Daha sonra hareketle alakalı karma testimiz sayfa 101'e kadar o devam ediyor 101. Ha kuvvet kavramı 102. 102. sayfadaki arkadaşlar 12. soruya kadar bir sonraki videomuzdan önce çözünüz. Sonrasında ikinci videomuzda zaten kuvvet kavramından devam edeceğiz biz de. Peki şimdi döndük dersek tekrardan ivme ne? İvme arkadaşlar birim zamanda hızda meydana gelen değişiklik dedim. Hızda bir değişim oluyorsa hızda bir değişim meydana geliyorsa hareketimizin ivmeli bir hareket olduğunu söyleriz. İvme içinde A harfiyle gösteriyoruz ve kendileri vektörel bir nicelik arkadaşlar. Çünkü hızım vektörel. Vektörel bir nicelikten ben yine bir vektör elde ettim. Hızım değişiyorsa ivmeli hareket ediyorumdur. Bu arada şunu söyleyeceğim pardon yanlış kurdum cümleyi ya. Yanlış demeyeyim de tekrar kurdum. İvmeli hareket her zaman hızlanma anlamında olmaz arkadaşlar. Yavaşlama anlamında da ivme kavramından bahsedebiliriz. Bu sefer ne çıkar? A'mız eksi çıkar eğer yavaşlıyorsak. Eksi neydi? eksi büyüklükle mi alakalıydı. Hayır, yönle alakalıydı. İşte hızlanma olaylarında genellikle böyle pozitif diye konuşurum. Yavaşlama olaylarında da negatif diye konuşurum. İvmem için gerçi burada sağ tarafa doğru verdiğim için böyle konuşuyorum ben. İleride yine karşımıza çıkacak bu yön. Dikkat edin. Sağ tarafa dedim. Sağ tarafa genellikle pozitif diyoruz. Aracın başlangıçtaki hızı sıfır. 1 saniye geçtiğinde hızı ona gelmiş, 2 saniye geçtiğinde 20'ye gelmiş, 3 saniye geçtiğinde 30'a gelmiş. Yani her saniye hızını onar 10'ar arttırmış arkadaşlar. Böyle bir durumda aldığı yolları da altına yazdım. Bu bir orandır tabii ki. Oran olduğu için bu şekilde yazabiliyorum. Birinci aralıkta x kadar yol giderse düzgün hızlanan harekette ikinci aralıkta 3x, üçüncü aralıkta 5x, dördüncü aralık olsaydı 7x, 9x gibi devam edecekti. Bunlar da yine size ileride lazım olacak bilgiler. Özellikle 11. sınıfta eğer sayısalı seçerseniz arkadaşlar bunları daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz orada. Yani ivme kavramı burada kalmayacak. Tekrar karşımıza gelecek. Grafiğimize bir dönecek olursak az önceki hareketin grafiği neydi hareket? Bir hatırlayalım hemen. Hareketimiz neydi? Birinci saniyede sıfır şey birinci saniyede on, ikinci saniyede yirmi, üçüncü saniyede 30 gibi gidiyordu. Grafikte birinci saniyede 10, ikinci saniye yirmi, üçüncü saniye otuz, dördüncü saniye kırk gibi vermişiz. Buradaki eğim arkadaşlar neydi eğim? Her zaman yaptığımız gibi karşının komşuya oranı. Hemen şuraya bir alfa dedim. Alfa açısından karşı bölü komşuya bakarsam karşısında en kolay olan hep benim en sevdiğim en uç en basit oluyor genelde. Bana öyle geliyor ya da benim kolayıma geldiği için. Şurası hızla meydana gelen değişim, yani delta V, şurası da zamanda meydana gelen değişim, delta T veya T de yazabilirsiniz. Her ikisi de olur. Zaman çünkü skaler bir nicelik. Eğim dedim delta V bölü delta T. Bu neyi veriyordu bana? İvmeyi veriyordu sevgili arkadaşlar. Yani hız zaman grafiklerinde ben eğime bakarsam neyi buluyormuşum? İvmeyi buluyormuşum. Mesela bunun ivmesini de hesaplayalım tanjant alfadan karşı bölü komşu A dedim eşittir 40 hızdaki değişim çünkü niye sıfırdan 40'a kadar çıktı 40 birim değişim hatta şöyle yazayım 40 eksi 0 son eksi ilk delta var ya onu da bir hatırlatmış olalım bölü delta t son zaman 4 ilk zaman 0 dolayısıyla 4 eksi 0 zaten 4 40 bölü 4 dedim. Buradan da ivmemin değeri 10 metre bölü saniye kare. Aha da birimi çıktı. Hız birimi metre bölü saniyeydi ya. Bir de biz bunu ne yaptık? Bir daha saniyeye böldük. Dolayısıyla birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevirip çarp. Ne yaptı? Metre bölü saniye kare. Bu da lazım olabilir. Hızın birimi metre bölü saniye. Süretin birimi de metre bölü saniye. Oradan da gelebilirdi belki. Ama burada gelmedi. Neyse. Geçtim. Hemen soruda bir uygulayalım. Hız zaman grafiği şekildeki gibi verilen hareketlinin ivmesini bulunuz. Ne yapacaktım? Delta V bölü delta T. Grafiğin eğimi. Şuraya alfa dedim. Açının karşısı nereyi görüyor? 24'lük bir kısmı görüyor. 24 eksi 0. Başlangıcım 0'da. Sonra komşusu. Komşusu da 6 eksi 0 olan delta T'yi görüyor arkadaşlar. Bu da şöyle yazayım. Delta VM 24. Delta T'm de 6'ymış. O halde ivme dedim eşittir. Delta V 24 delta t 6 24 bölü 6'dan 4 metre bölü saniye kare diye çıkmış oldu sevgili arkadaşlar ivmemiz bu da hızlanan bir hareket çıktı güzel. Diğer bir kavramımız, aslında diğer iki kavramımız anlık sürat ve anlık hız kavramları arkadaşlar. Bunlar nedir öğretmenim? Bunlar şudur. Hareket halindeki bir aracın göstergesindeki değer o hareketin anlık süratidir Az önceki e, az önce gidiyorum. Bayağı geçti de gerçi üzerinde bir sayfada daha vardı hatırlarsanız. Bu gösterge bana neyi gösteriyordu aslında? Sürati gösteriyordu. Yani ben arabada giderken baktığımda gördüğüm şu değer benim için anlık sürat veya ani sürat diye de geçer. Anlık veya ani. Ani sürat skaler bir niceliktir. Yani yönden bağımsızdır arkadaşlar. Ani hız ise hareketlinin herhangi bir andaki hızıdır ve vektörel bir niceliktir. Yani ben hız göstergesine baktım. Neydi bu hocam? Hız göstergesi dedin ya. Hız göstergesi değil diyordun. Evet arkadaşlar çok güzel yakaladınız. Hız göstergesi değil, sürat göstergesine baktım ve ee, kaçmış 30 30 ile 40 arasında şöyle 1, 2, 3, 4, 5. O zaman her biri 2. 32, 34. Yaklaşık olarak 34 mil per hour. Yani ne diyor? 34 mil bölü saat. Bu andayken arabanın yönünü de veriyorsam ben aslında neyi buluyorum o anki? Anlık hızı da bulmuş olurum. Ama yön verilirse arkadaşlar. Yön verilmezse bulamam. Sadece buna bakarak anlık süreti bulurum. Son başlığımız referans noktasına göre hareket. Neymiş bakalım referans noktasına göre hareket. Burada da bir sürü yolcular var. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de yolcu var. Her bir pencerede bir tane yolcu oturuyor. Pencerede değil gerçi onlar koltukta oturuyordur ya. Trende yolculuk ederken... ...vagondaki yolcuları hareketsiz olarak tanımlarız. Biz de çünkü trendeyiz. Ben trendeki biriyim. Trende yolculuk ediyorum. Yanındaki adama baktım... Adam da oturuyor. Adamın bana göre konumu değişmiyor ki niye? Neydi o aslında hareket neydi? E, konumun değişmesi. Adam benim yanımda oturuyor. Konumu bana göre değişmiyor. O zaman bana göre hareketsiz diyorum. İşte devamında neymiş bakalım. Ancak durakta kendisine doğru gelen treni bekleyen yolcu için aynı vagondaki kişiler bu kez hareketli olarak tanımlanır. Niye? Bu adama göre konumumuz değişiyor çünkü. Birbirimize göre konumumuz değişmiyor. Hepimiz trenin içerisindeyiz. Kendi başlangıç noktamı kendim belirledim. Benim başlangıç noktası. Adam yanımda. Konumu değişmedi. O zaman bana göre hareketsiz. Ama bu adama göre hareketli. Yani arkadaşlar, referans noktasını Farklı seçerek cisimlerin hareketli ya da hareketsiz olduklarına karar verebiliriz. Hocam bunlardan biri yanılıyor mu? Hayır arkadaşlar ikisi de doğru söylüyor. Ben trendeki şu yolcuyum. O da bu yolcu. Bana göre konumu değişiyor mu? Önümdeki koltukta oturuyor. Bütün yolculuk boyunca adam önümdeydi. Dolayısıyla bana göre konumu değişmedi. Derim ki ben bana göre hareketsiz. Bana göre diyorum kendimi gösteriyorum tabi o görünmüyor. Bana göre hareketsiz. Bana göre hareketsiz. Bu adam da diyor ki ya olur mu başlangıç noktası benim. Bana göre konumunuz değişiyor. Bana yaklaşıyorsun işte tren ilerledi. Yolcular buraya bir yerlere geldi. Ben buradayım, o da burada. Konumum değişti buna göre. Onun da konumu değişti buna göre. O zaman bu da diyecek ki hayır arkadaş bana göre hareketlisiniz. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Hareketlisiniz dedim. Referans noktama göre hareketli olup olmadığına karar veriyorum. Bu adamların ikisi de haklı. Ben de haklıyım, o da haklı. Ben bana göre haklıyım, o da kendine göre haklı. Bu olay hareketin göreceli yani bağıl olduğu şeklinde açıklanıyor. İkisi de kendine göre haklı. Bence sen de haklısın. Konu biterken neler gördük bugün neler öğrendik. Bugün hareket çeşitlerini öğrendik. Öteleme dönme ve titreşim diye. Sonrasında bazı cisimlerin bu hareketlerin ikisini birlikte yapabildiğini öğrendik. Sonra konum Alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız kavramlarını öğrendik. Hemen şöyle yazalım. Konum vektöreldi. Alınan yol skalerdi. Yer değiştirme vektöreldi. Sürat skalerdi. Hız da vektöreldi. Bazıları skaler, bazıları vektörel olan bazı nicelikler öğrendik. Sonrasında doğrusal hareket ve düzgün doğrusal hareket kısmını öğrendik. Düzgün doğrusal harekette aynı zamanda başka bir ismi daha var. Onu da yazdım oraya. Sabit hızlı hareket diye de geçiyor arkadaşlar. Yani hocam benim kitabımda düzgün doğrusal hareket yazmıyor diyebilirsiniz. O zaman sabit hızlı hareket yazıyordur. Böyle e, ufak tefek farklılıklar olabiliyor kitaplarda. Ortalama hız bir de yanına ne baktık? Ortalama neyine baktık bunun? Ortalama süratine baktık arkadaşlar. Ortalama sürat skalerde ortalama hızda vektörel birer nicelikti. Toplam süreye dikkat etmem gerekiyordu. Sonrasında yine vektörel bir nicelik olan ivmeyi öğrendik. Ya hız değişiyorsa hızlanıyor olabilir, yavaşlıyor olabilir ve bunun peşi sıra hemen anlık sürat ve anlık hız değerlerini öğrendikten sonra en son referans noktasına göre hareketten bahsettik ve konumuzu burada bitirdik sevgili arkadaşlar. Aman diyeyim bak bu ödevlerinizi unutmayın. Bir sonraki Videomuzdan önce muhakkak çözmüş olun. Niye hocam? Çünkü ileride bunlar size lazım olacak. Sınavlarınız da lazım olacak. Tamam. Çözmeyi unutmuyorsunuz. ihmal etmiyorsunuz. Beni üzmüyorsunuz. Geçtik arkadaşlar haftanın ödüllü sorusuna tabii ki beklenen soru bence buydu. Sınavlarınız nasıl geçti arkadaşlar? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. İkinci sınav konularını başladığımız bu videoda neler hissediyorsunuz? Konularımızı nasıl buldunuz? Yorumlara muhakkak 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 bekliyorum. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.